Şimdi bence hocam kanuni savunmuyor da neyse onu biz netleştiririz daha sonra. Tam tersini savunuyor. Kanunlara uymasanız da olur diyor. Yani vahim olan o konuşmada. Meral Akşener Cumhurbaşkanı ile görüştü ve bugün herkes bekledi ki yani AKP Genel Başkanı ile görüştü ve herkes bekledi ki değerli seyirciler bugün bir açıklama yapılır da ne konuşulduğu kamuoyu tarafından bildirir. En azından başlıklar halinde. Ayrıntılarını kimse beklemiyordu. Fakat bu öyle olmadı. İYİ Parti'nin büyük kongresinde genel başkan adayı olan ve İYİ Parti'nin güçlü isimlerinden biri eski bakan Koray Aydın, ki Trabzon milletvekilidir, Trabzonludur Koray Aydın, bugün bir Twitter'dan mesaj paylaştı. Yani İYİ Parti'de bir Meral Akşener depremi var. Yani Meral Akşener altılı masayı devirip ve kendi ittifak ettiği, ittifak içinde olduğu yol arkadaşlarını bir anlamda tırnak içinde ihanet ederek seçimleri AKP'ye ve Erdoğan'a teslim ettiği andan itibaren, ki bunun böyle olmayabileceği de iddia edilmişti, burada şiddetli bir şekilde kendisini eleştirdik. Ve İYİ Parti'nin giderek Beşli Çete'nin rotasına girdiğini Meral Akşener üzerinden ve seçimlere doğrudan, bakın doğrudan bir müdahalenin söz konusu olduğunu altını çizerek vurguladık ve dönmese de olur ve dönmesi için zorlanmamalı dedik. Döndü. Ve iki bu tavır arasında Millet İttifakı'na duyulan büyük güven çöktü ve kazanılabilecek bir seçim aslında çok düşük bir farkla Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na hediye edildi. Başka faktörler de var. İftira, kara propaganda, montaj video, işte mültecilere oy kullandırılması gibi. Gerçekte kaybettikleri bir seçimi Meral Akşener'in yardımıyla aldılar. Şimdi Meral Akşener o dönemde Millet İttifakı'ndan kopmak için Tele1 ve benim üzerimden ki bir gerekçe yaratarak trollerin 50 dakikalık programdan 62 saniyelik bir bölümü kırpıp yapıştırarak oluşturdukları montaj videoyla başlattıkları linç kampanyasına da katıldı. Bunlara katılanlardan biri de şu anki İYİ Parti'nin genel başkanı olan Musavvat Dervişoğlu. Yani Musavvat Dervişoğlu aynı zamanda bir trolldür. Bu linç kampanyasını başlatan bir dönem AKP'ye AKP'li trollerle birlikte büyük bir saldırıyı tetikleyen isimlerden biridir. Nedeni de şuydu. İYİ Parti Millet İttifakı'ndan kopmaya çalışıyordu. O andan itibaren İYİ Parti'de bir çözülme başladı. Partiden ayrılanlar, CHP'ye katılanlar, partiyi bırakanlarla birlikte partinin oyları birdenbire %10'lar civarında %3'lere kadar düştü. Yetmedi. Bugün dün Meral Akşener Cumhurbaşkanı ile konuştu. Bir de hani saçları kızıldan sarıya biraz civciv sarısına dönmüş. Kendi tercihidir. Onu da şaşırdık yani görünce. Millet o magazin haberinin üzerinde daha fazla durdu. Belki de bizim halkımızın da böyle hoş bir yanı var. Ama Meral Akşener İYİ Parti'yi karıştırmaya, İYİ Parti'de bir deprem yaratmaya devam ediyor. Diyor ki Koray Aydın, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sarayda gerçekleştirdiği görüşmenin üzerinden bir gün geçti. Ne Sayın Akşener ne Sayın Erdoğan görüşmenin konusu ve içeriğine dair bir açıklama yapmadı. Kamuoyu görüşme yapılacağını da ilk kez İYİ Parti kaynaklarından değil Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyuru ile öğrendi diyor. Ve ekliyor diyor ki Meral Akşener genel başkanlıktan ayrıldı ama hala İYİ Parti'nin kurucular kurulu üyesi ve parti üyesi olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili tek açıklaması işte İYİ Parti genel başkanına görüşmeden sonra verdiği katıldığı bir televizyon programında konunun sorulması üzerine verdiği kısa bir açıklamadır. Kısa bir değerlendirmedir diyor. Bundan ibarettir diyor. Ve asıl vurucu yani şu, alabilirsiniz arkadaşlar, elimde okuyorum bunu ya da Digivol'de tutun daha iyi. Asıl vurucu yani şu, sürece hızla adapte olan bazı partilerimizin bu görüşme İYİ Parti tabanında rahatsızlık yaratmaz şeklindeki söylemlerinin aksine diyor Koray Aydın. İçeriğiyle ilgili en kısa zamanda tatminkar bir açıklama yapılmaz ise bu görüşme İYİ Parti'ye gönül veren milyonların vicdanını kanatacaktır. Ben de merak ediyorum çünkü söylentiler var. Yok oğluna Paris Büyükelçiliği istenmiş. Mesela gazeteci Fatih Altaylı böyle bir iddia ortaya attı. Yok Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önermiş. Ya da kendi önereceği bazı kişilerin bakan yapılacağını teklif etmiş. Buna benzer
siyasi bir ahlak tartışmasını da tetikleyebilecek bir dizi söylenti var ve iddia var ortada. İyi Parti eski genel başkanı Meral Akşener'in yarattığı hayal kırıklıkları derinleşmeye devam ediyor. Eğer böyleyse bir önceki dönemde seçimler sırasında partisini kurarken ortaya attığı bütün iddiaları, ortaya attığı bütün sözleri, yönelttiği bütün eleştirileri ve suçlamaları yalayıp yutmuş olacak. Ben bir İyi Parti skandalının büyüyerek devam ettiğini, İyi Parti'deki çöküşün sürdüğünü düşünüyorum. Koray Aydın da buna işaret etmiş. Koray Aydın, İyi Parti'de gerçek bir tabanı olan, bir güce yaslanan ender politikacılardan biridir. Onu da belirtmiş olalım. İyi Parti esas olarak cumhuriyetçi, merkez sağ havzada laik bir seçmen duyarlılığına hitap eden, yani muhafazakar ve merkez sağ laik kesime, cumhuriyetçi kesime, cumhuriyette sorun olmayan, cumhuriyette çatışmayan, Mustafa Kemal Atatürk'le bir sorun olmayan ve onunla didişmeyen, tartışmayan, ona düşmanlık etmeyen merkez sağ seçmeni temsil etmek üzere kurulmuş bir partiydi. Asıl ihanet ettiği o taban oldu diye düşünüyorum. Hala bir açıklama yok. İyi Parti'yi karıştırmaya devam ediyor bu tablo. Buyurun hocam, siz ne diyorsunuz bu Meral Akşener'in hala görüşmesine ilişkin bir açıklama yapılmamasına dair? Efendim, ondan önce ben siz konuşurken ben de baktım. Çok siz...